Arkadaşlar ben veteriner hekim Abdullah Şah. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, ziyaretçilerimizden bir tanesinin sorusu çok kritikti. O yüzden bu hafta bu videoya o soruyla başlamak istiyorum. Merve Hanım'ın sorusu özellikle hamile olan kişilerin ve kedi besleyen kişilerin beni dikkatli bir şekilde dinlemesini istiyorum. Ziyaretçimizin sorusu şu arkadaşlar. Demiş ki: "Merhaba hocam. Şu an 3 aylık hamileyim. Evimde beslediğim Ares ve Bambam isminde 2 İran kedisi var." Kedilerinizin ismi çok güzel. Ares ve Bambam. Bam. Açıkçası bayıldım. Genellikle beraber uyuyoruz ve fazlasıyla kedimi öpmekteyim. Çevremdekiler kedilerden birçok parazitin geçebileceğini o yüzden dikkatli olmamı söylediler. Evden hiç çıkartmıyorum. Evden hiç çıkartmadığımız kedilerimize nasıl parazit bulaşabilir ki? İnanmak istemiyorum ama yine de ısrarcı oldukları için korktum. Bu doğru mudur? Kedilerden insanlara geçen hastalıklar var mıdır? Bilgi verir misiniz? Çok teşekkür ederim demiş. Biz de sorusu için kendisine teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar kedilerden ya da köpeklerden veya diğer hayvanlardan fark etmeksizin zoonoz dediğimiz hastalıklar hayvanlardan insanlara geçebilir. Bu bakteriyel kökenli olabilir, viral kökenli olabilir. Endo ya da ekto dediğimiz iç ve dış parazitlerden kaynaklı olabilir ya da mikotik dediğimiz veya fungal olarak adlandırdığımız mantarlardan ileri gelen hastalıklar birçok hastalık zoonoz karakterlidir ve hayvanlardan insanlara bulaşabilme potansiyeli gerçekleştirir. Bunlara detaylı bir pozisyonun içerisinde değinmek istemiyorum. Fakat hamile olan bir insanın özellikle dikkat etmesini istediğim bir parazit var. Bunun ismi Toxoplasma gondi dediğimiz bir parazit arkadaşlar. Bu parazite kedi besleyenlerin özellikle dikkat etmesini istiyorum. Bir de hamileyseniz bu sürecin içerisindeyken daha bir dikkatli olmanız gerektiğini hatırlatmak isterim. Çünkü arkadaşlar Toxoplasma gondi tüm dünya üzerinde çok yaygın bir şekilde görülen bir protozoan parazittir. Ülkemizde de yapılan çalışmalarda hem ev hem de sokak kedilerinde bu parazitin çok yoğun bir şekilde olduğu gözlemlenmiştir. Bununla alakalı arkadaşlar bir tane bilimsel çalışmanın Linkini videonun altına koyacağım. Oradan detaylı bir şekilde konuyu inceleyebilirsiniz. Söyleyeceklerim bunların bu makalenin özetidir de diyebiliriz. Toxoplasma gondi dediğimiz protozoon hem insanlarda hem de tüm sıcakkanlı hayvanlarda gözlenebilir arkadaşlar. Fakat bizim için kediler bu Toxoplasma gondi'nin yaşam çemberinde daha kritik bir noktaya sahiptir. Neden? Çünkü hem ara konakçılık yapar hem de son konak olarak Toxoplasma gondi kedileri seçer. Bu sebeple kediler kritik bir noktadadır. Enfekte olan kedilerin dışkılarında o bir 1 ila 3 hafta içerisinde atılmaya başlanır ve bu dışkı ile atılan o sayısı 300 bin ile 100 milyon arasında değişir. Enfekte olmuş bir kedi kötü bir şekilde bakım şartlarına maruz kalırsa ya da izospora felis dediğimiz bir enfeksiyona yakalanırsa ya da Herhangi bir sebebe bağlı olarak kortikosteroid uygulamaları yapılırsa kedinize tekrar kistleri dışarıya atmasıyla alakalı bir durum söz konusu olabilir. Arkadaşlar, Toxoplasma gondide en kritik nokta klinik belirtilerin göstermiyor olmasıyla alakalıdır. Yani siz kedinize baktığınızda Toxoplasma gondii'ye ait bir belirti göremeyebilirsiniz. Yani hastalık latent dediğimiz bir evrenin içerisinde klinik belirti göstermeden seyrediyor olabilir. Bu yüzden çok kritiktir. Fakat klinik belirtileri de gösterebilir mi? Evet gösterebilir arkadaşlar. Ne gibi klinik belirtiler gözlenir? Durgunluk, iştahsızlık, vücut ısısında yükselme, ishal ya da kusma gibi karakteristik özelliklere sahip olmayan yani genel semptomlar gözlenebilir. Bu da arkadaşlar sizi toksoplazmo gondi ile alakalı bir noktadan şüphelendirmek için herhangi bir neden değildir. Yani bir üşütmeye bağlı olarak veya işte herhangi yemiş olduğu bozuk bir gıdaya bağlı olarak bu şekilde vücudun tepkisi olduğunu düşünebilirsiniz ve bu parazitle alakalı bir noktayı aklınıza getirmiyor olabilirsiniz. Toksoplazmaya bağlı olarak kedinizin santral sinir sistemi etkilenirse aşırı derecede hassasiyet, kendi etrafında dönme, kuyruk ya da bacaklarını ısırma gibi klinik belirtileri görebilirsiniz. Eğer ki kaslarında bir yangı şekillenirse miyelitise bağlı olarak paralizler ortaya çıkabilir ve refleks kayıpları ortaya çıkar. Akciğer lezyonlarına bağlı olarak burun ve ağız çevresinde kanlı ve köpüklü bir içerik, abdominal bir solunum ve gözün konjiktivasında siyanoz görülür. Siyanoz arkadaşlar gözün konjiktivasının mor ve gri renk alması haline denir. Arkadaşlar kedinizin küçük olması, büyük olması, dişi olması, erkek olması, ev kedisi olması ya da olmaması veya cins bir kedi olması, Ankara kedisi, Van kedisi, Siyam kedisi ya da İran kedisi, ziyaretçimizin kedisi gibi İran kedisinin olması bu hastalığın olmayacağı anlamına gelmez. Yani benim kedim bu ırklardan birisine sahip diye kediniz bu hastalığa yakalanmayacak ya da kediniz dişi ya da erkek diye bu hastalığa yakalanmayacak diye bir durum söz konusu değildir. Şimdi arkadaşlar çalışmadan bir kesit göstermek istiyorum. Ekrandan da görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar 102 tane kedi üzerinde yapılan bir araştırma bu. 87'si Melez, 4'ü İran kedisi, 1'i Ankara kedisi, 1 Van ve 9 da Siyam kedisinden oluşuyor. Bunlardan arkadaşlar Siyam kedisinde 2, Van kedisinde 1, 4 İran kedisinin 4'ü ve 87 Melez olan kedinin 42'sinin pozitif olduğunu görmektesiniz. Arkadaşlar şimdiki görmüş olduğunuz ekranda ise yaş aralıklarına göre bir kategorize yapılmış. 61 kedinin 1 yaş ve üzerinde olduğunu görüyorsunuz. 41 kedinin ise 11 aylıktan düşük, 11 ay ve 11 aylıktan düşük olduğunu görmektesiniz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 2 yaşlı 1 yaşlı, 2 yaşlı, 3 yaşlı, 4 yaşlı ve 12 yaşına kadar giden kediler üzerinde yani 61 kedinin üzerinde yapılan araştırmada 30 tanesinin pozitif olduğunu görmektesiniz. Bu da yarı yarıya bir hastalık olduğunun göstergesidir. Yine ay bazında değerlendirildiğinde ise 41 tane kedinin 19'unun pozitif olduğunu görmektesiniz. Özellikle bakın arkadaşlar dikkatinizi çekmek istediğim bir kısım var. Orası da şurasıdır. 3 aylık, 4 aylık ve 5 aylık kedilerde daha sık bir şekilde gözlemlenmektedir. Şimdi arkadaşlar sizin kediniz 2 aylık olabilir veya 3 aylık olabilir. Kedinize bulaşmayacağı ile alakalı bir noktayı değerlendirebilir misiniz? Bu çalışmanın içerisinde çok küçük aylara sahip olan kedilerde dahi toxoplasma gondi etkenine rastlanılmıştır. Veya yine yaşlı olan kedilerde de toksoplazma gondii'ye rastlanılmıştır. Ve dikkat edin arkadaşlar bu semptomlar latent olarak klinik belirti göstermeden de kedinizde bulunabilir. Bu sebeple hamile olan kişilerin özellikle çiğ et ve sakatat türevlerini pişirmeden kedisine vermemesi gerekir. Ayrıca bulaşmada etkisinin olduğunu düşündüğümüz sebze ve meyveleri tüketirken çiğ bir şekilde tüketmesine kedinizin izin vermeyin. Bu şekilde bir şüpheniz varsa ve hamilelik dönemindeyseniz kedinizin dışkısıyla temasta bulunmayın. Bunlar arkadaşlar çok kritik noktalar olduğunu unutmamanız gerekiyor. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, kanalımıza abone olmayı da unutmayın.